Mothman yani güve adam. Batı Virginia eyaleti, Flatwoods canavarı ve Indrid Cold'un ziyareti gibi garip ve sıklıkla açıklanamayan olaylar yaşamıştır. Ancak belki de en garip olanı 1966'nın bir sonbahar gecesinde baskın yapıp durgun olan Point Pleasant kasabasını sonsuza kadar değiştiren Mothman olarak bilinen yaratığın gelişidir. Günümüzde Mothman en iyi bilinen kriptitlerden birisidir ve John Keel'in Mothman Kehanetleri adlı kitabı sayesinde ün kazanmıştır. Ayrıca Mothman, Destination America kanalının Mountain Monsters programında da avlanmaktadır. Görülme olayları. Mothman'in kayda geçen ilk görülme olayı 12 Kasım 1966'da Batı Virginia, Clendenin yakınlarında gerçekleşmiştir. 5 kişi bir mezarlıkta mezar kazarken açıklayamadıkları bir şey görmüşlerdir. Yakınlardaki ağaçlarda uçan kahverengi kanatlı bir yaratık bulunuyordu. Yaratığı gören kişiler ağaçlarda uçan şeyin bir kuş değil, insanımsı bir varlık olduğu konusunda hemfikirdi. TNT bölgesi. Yaratık Batı Virginia ve onun yakınlarındaki eyaletlerin birçok yerinde görülmüştür. Ancak en çok görülme olayları orada oturan kişiler tarafından TNT bölgesi olarak bilinen Batı Virginia mühimmat işlerinin yakınlarında gerçekleşmiştir. Batı Virginia mühimmat işleri 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Point Pleasant'ın kuzeyinde yer alan terk edilmiş bir cephaneliktir. Tesiste eskiden cephane ve dinamit üretilmekteydi. Etrafındaki alan çoğunlukla ağaçlıktır ve bu alanlarda iglolar olarak bilinen ve eskiden barut varillerini depolamak için kullanılan kalın kubbeler bulunmaktadır. Bölgede aynı zamanda terk edilmiş tüneller mevcuttur. Bu tünellerin çoğu ya yıkılmıştır, ya mühürlenmiştir ya da suyla dolmuştur. Bölge bir vahşi yaşam alanı olan McClintic Wildlife Management tarafından çevrelenmiştir. 1979 yılında TNT bölgesinde balıkçılar su birikintilerine kimyasalların sızdığını ve böylelikle bunun bir çevre felaketi olarak bilinmesine sebep olduğunu raporlamıştır. 1983 yılında itibaren TNT bölgesi ülkenin en pis tesislerinden birisiydi. İlk görülme olaylarının gerçekleşmesinden 3 gün sonra 15 Kasım 1966'nın soğuk gecesinde TNT bölgesinde iki genç çift bu tuhaf yaratığı gördü. Roger ve Linda Scarberry 1957 model Chevrolet Bel Air'lerini Steve ve Mary Mallett ile birlikte gece yarısı alanda sürerken Linda inanamayarak Kuzey Enerji Santrali'nin yanındaki karanlıkta iki tane büyük parlayan göz gördükten sonra çığlık attı. Daha sonra gözlerin 7 fit civarı boyda ve arkasında kıvrılmış kanatlarıyla birlikte insanımsı bir şeye ait olduğunu anladılar. Roger, garip yaratığı incelemek için yolda bir dakika boyunca durdu. Dördü de hemen bu gördükleri şeyin sıradan bir kuş olmadığını anladılar. Ancak daha sonra yaratık kanatlarını açıp onları Point Pleasant şehrine doğru saatte 160 kilometre ile ilerleyerek kovaladı ve gerçek dehşet o zaman başladı. Dördü de kafaları karışmış ve şaşkın bir şekilde kasabaya ulaştı ve onları kovalayan gizemli yaratıktan hiçbir iz bulamadılar. Roger arabasını bir kenara park etti ve dördü de yaratık hakkında konuşmaya başladı. En sonunda gördükleri şeyin anormal bir kuş olduğuna karar verdiler ve korkularıyla yüzleşmek için tekrar TNT bölgesine doğru yol aldılar. Yaratığı tekrar görmeleri uzun sürmedi. Yaratık onları yolun yanında bekliyordu. Çiftler bu yaratığın kuş olmadığını bu sefer anladı. Ancak arabanın farları yaratığa doğru doğrultulduğuna, yaratık dikey bir şekilde havaya doğru acayip bir hızla sıçradı ve ağaçların arasında kayboldu. Kasabaya bu sefer geri döndüklerinde Mason ilçesi adliyesine gittiler ve hikayelerini Şerif George Johnson'a ve Şerif yardımcısı Miller Halstead'e anlattılar. 2 saat sonra polisler bölgeyi incelemeye başladı ancak elleri boş döndü. Sonraki gün bir basın toplantısı düzenlendi ve yerel basın bu hikaye hakkında haberler yayımladı. Haberlerin yayınlanmasının sonucunda diğer kişiler de bu yaratığı gördükleri hakkında olaylar anlattı. Bu her şeyi başlatan en önemli olaydı. Point Pleasant Register'ın 16 Kasım sayısındaki bu garip olay şu başlıkla yayınlanmıştır. Çiftler adam boyutunda bir kuş
yaratık gibi bir şey gördü. TNT bölgesindeki bu garip olay, olayda yer alan kişiler için oldukça travmatik bir süreç olmuştur. 16 Kasım 1966'nın sabahında Linda Scarberry sinir krizi geçirmiştir ve babası tarafından hastaneye götürülmüştür. Roger Scarberry bu olay hakkında şunu söylemiştir. "Ben korkutulması zor bir adamım ama dün gece oradan kesinlikle gitmek istedim." Devam eden görülme olayları. Bu yaratık 13 ay boyunca Point Pleasant'ta görülmeye devam etti ve bu zaman boyunca 100 tane görülme olayının yaşandığı tahmin edilmektedir. Ancak bunlar tanımlanamayan raporlardır ve asıl raporlanan olayların sayısının da bunlardan çok daha düşük olduğu düşünülmektedir. Mothman'i gören kişiler aynı zamanda siyah giyen adamlar tarafından yaratık hakkında konuşmamaları için tehdit edilmiştir. Garip görülme olayları, görünüşe göre Gümüş Köprü'nün 15 Aralık 1967 tarihinde yıkılması sonucu sonlanmıştır. Çoğu benzer kriptitler ve yaratıklar dünya üzerinde görülmüşlerdir. Bu görülme olayları Mothman'e birçok yönden benzemektedir ve aynı zamanda gerçekleşmek üzere olan felaketlerin habercisi oldukları düşünülmektedir. Mothman'in veya ona benzer yaratıkların ziyaret ettiği yerlerden biri Almanya Freiburg'daki bir mağaradır. Olayda Mothman'e benzeyen bir yaratık bir çöküşün yaşanmasından kısa bir süre önce madencileri korkutarak dışarı çıkarmıştır. Diğer bir dikkate değer olay ise Çernobil'in nükleer santralinde gerçekleşmiştir. Yaratık, ünlü nükleer kazanın gerçekleşmesinden önce tesisteki çalışanları bir süre boyunca korkutmuştur. Aynı zamanda 9 Eylül tarihinde New York'ta Mothman'in iki tane çekilmiş fotoğrafı bulunmaktadır ve Minnesota Köprüsü'nün çöküşünden önce gerçekleşen birden fazla görülme olayı mevcuttur. Bazıları Mothman'in gerçekleşecek facialar için insanları uyarmaya çalıştığına inanmaktadır. Tıpkı yukarıda bahsedilen Freiburg ve Çernobil olaylarındaki gibi. Ancak onun türünden birden fazla varlık bulunması yerine sadece bir tane Mothman bulunduğu için ve Mothman paranormalimsi özellikler sergilediği için bu görülme olayları yeni tür yaratıklar keşfetmek isteyen kriptozoologların ilgisini çekmemektedir. Açıklama. Mothman, iki ayak üstünde yürüyen, kanatlı bir insanımsı varlık olarak tanımlanmaktadır. Gazeteler tarafından kendisine verilen isme rağmen kelebeğe benzemek yerine daha çok insanımsı bir büyük baykuşu andırmaktadır. Rengi siyah, gri, hatta kahverengi bile olabilmektedir. Ancak genellikle bu renklerin koyu tonlarındadır. Sıklıkla 7 feet boyda olduğu, kanat genişliğinin 10-15 feet uzunlukta olduğu ve saatte 160 km hızda uçabildiği rapor edilmektedir. Bazen göğsünde iki büyük göze sahip bir şekilde kafası olmayarak tarif edilmektedir. Raporlara göre bu gözler parlamaktadır ya da yansıtıcıdır. Yüzünün ve ayaklarının detayları hiçbir zaman düzgün bir şekilde tarif edilememiştir. Yüzünü net bir şekilde gören bir görgü tanığı sadece detayların dehşet verici ve canavarımsı olduğunu söyleyebilmiştir. Bu görgü tanığı çok kötü kabuslar görmüştür ve neredeyse sinir krizi geçirmiştir. Mothman'e yakından bakan herhangi bir kişi görünüşe göre aşırı korku ve psikolojik rahatsızlık yaşamaktadır ve bunlar aylar hatta yıllar boyunca sürebilmektedir. Özellikle kişiler Mothman'in gözlerini gördüklerinde saf bir kötülük hissinin onları ele geçirdiğini söylemektedir. Mothman kanatlarını katlayıp çoğu kişinin bir penguenin yürüyüşüne benzettiği bir şekilde yürüyebilmektedir. Uçtuğunda kanatlarını açıp yukarı doğru acayip bir hızla sıçramaktadır. Ardından gitmek istediği yere doğru yatay bir şekilde uçmaktadır. Havalanma sırasında hariç kanatlarını çırptığı çok nadir görülmüştür. Görgü tanıkları sıklıkla uçuş stilini helikopter gibi düz şeklinde tarif etmişlerdir. Görünüşe göre Mothman'in favori aktivitesi olan araba kovalamacının mağdurlarının ölçümlerine göre Mothman bir kuştan çok daha hızlı bir şekilde uçabilmektedir. Araba kovalama sırasında arabanın önüne doğru uçmakta, hatta bazen arabanın tepesine bile konmaktadır. Evet arkadaşlar, bu da ünlü kriptitlerden bir tanesiydi. Ama nedense Türkiye'de pek bilinmeyen, yani hepimiz koca ayağı biliriz, Bigfoot'u, Yeti'yi. Mothman de aslında neredeyse onlar kadar ünlü ama Türkiye'de pek bilinmiyordu. Bunu da görmüş olduk. Bununla ilgili film de var ve
seyrettiğim zaman hoşuma gitmişti. Tekrar bir seyredip yorumlarım Mothman Prophecies diye. O zaman seyrettiğimde bayağı beğenmiştim. Yine kriptitlerin güzel yanı, yaratığın kendisinin gerçek olup olmamasından ziyade bu olaylar gerçekten yaşanmış. Yani diyor ya, dergiye çıktı, işte polisler alarm verdi, güvenlik bilmem ne oldu, gazete. Yani bu olaylar gerçek. Demek ki insanlar gerçekten ya bir şey görmüşler ya da garip bir psikolojik, toplu bir psikolojik olay yaşanmış. Kriptitlerin zaten benim ilgimi çekmesinin sebeplerinden birisi bu. Yani yaratık var mı yok mu değil. Ki büyük ihtimalle böyle garip yaratıklar yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü olsa çok rahat bir şekilde kameraya alınması lazım artık. Ama olayın perde arkasında bilmediğimiz bazı şeyler var. O olay benim daha çok ilgimi çekiyor. Evet arkadaşlar, bu kriptidimiz de böyleydi. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.